Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Dünyanın gündemini oluşturan haberlerden derlediğimiz bir seçkiyi sunacağız. Önce başlıklar. Evet, burası Amerikan Savunma Bakanlığı, Pentagon değil, dünyanın en büyük emlak fiyaskosu. Ayrıntıları aktaracağız. Vahşi Batı'nın hızlısı, en hızlısı kovboyların karla imtihanı gelecek biraz sonra ekrana. Ve robotlar geliyor. 2020 yılına kadar kaç milyon kişi robotlar yüzünden işsiz kalacak? Az sonra detayları aktaracağız. Şimdi dünyanın haberine başlıyoruz. Uçak kazalarında yaşanan can kaybı önlenebilir mi? Bu sorunun cevabını bulmak için harekete geçen bir mucit, günümüz uçaklarına kıyasla çok daha güvenli bir model geliştirdi. Uçak kazalarında can kaybını önlemek için yeni bir model geliştiriliyor. Tatarenko Viledemir Nikolaev için yayınladığı çizimlerdeki uçakları günümüz uçaklarından ayıran yegane özelliği uçağın yolcu kabininin gerek duyulması halinde gövdeden ayrılabilmesi. Başka bir deyişle havada gerçekleşen olası bir aksilik halinde uçaktan ayrılan yolcu bölümü paraşütlerin yardımıyla yumuşak iniş yapıyor. Uçaktan ayrılan yolcu kabininin indiği bölgenin deniz veya okyanus olması durumundaysa kabinin altında şişme botlar açılıyor. Söz konusu modelin bir başka özelliği ise yolcu bagajlarının da paraşütle ayrılan kabinde yer alması. Henüz teori aşamasında olan modelin hayata geçmesi için hala pek çok testi geçmesi ve sonrasında gerekli yatırım desteğini alması gerekiyor. 2020 yılına kadar 5 milyon kadar insan işsiz kalacak. Nedeni ise robotlar olacak. Bu çarpıcı tespit Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu öncesinde yayınlanan bir araştırmada yer aldı. O araştırmaya yakından bakacağız. Yüksek teknoloji ürünü akıllı robotlar birçok sektörde insanların yerini alıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos zirvesi öncesinde yayınladığı analizde bu sonuca varıldı. Araştırma, dünyadaki iş gücünün %65'ine sahip 15 ülkede yapıldı. Hazırlanan raporda yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle 2020 yılına kadar 5 milyon kişinin işini kaybedebileceği belirtildi. Araştırmaya göre robotların devralacağı iş alanları arasında büro işleri, üretim, imalat, inşaat, madencilik ve sağlık sektörü öne çıkıyor. Kadın çalışanların erkeklere oranla daha fazla iş kaybı yaşayacağı da çalışmanın bulguları arasında. Aynı dönemde insanlar için yeni iş alanlarının ortaya çıkacağı, özellikle data analizi ve özel satış temsilcileri gibi alanlarda iş gücüne ihtiyaç duyulacağı kaydediliyor. Bu hafta Davos'ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu'nun esas konusu da 4. Endüstriyel Devrim olacak. Bu başlık altında robot teknolojisi, nanoteknoloji, biyoteknoloji ve 3 boyutlu yazıcıların önümüzdeki dönemi nasıl şekillendireceği konuşulacak. İşinizi çalmaya aday robotlardan birine yakından bakalım şimdi. Dünyanın en gelişmiş robotlarından biri. Adı Atlas. Atlas öyle sıradan bir robot değil. Amerikan Savunma Bakanlığı için robot teknolojileri üreten DARPA adlı araştırma kurumunun imzasını taşıyor. Dünya üzerindeki en gelişmiş insansı robotlardan biri. Ekip Atlas'ın yeni bir videosunu geçtiğimiz hafta dünyayla paylaştı. Bu videoda Atlas'a temizlik yaptırılıyor. Yeri süpürüp çöpleri topluyor. Temizlik konusunda biraz alıştırmaya ihtiyacı var tabii ki. Ekip de bu durumu kabul ediyor. Zaten temizlik işleri için tasarlanmadı. Sadece Atlas'ın sınırlarını zorlamak istedik diyor araştırmacılar. Arama kurtarma çalışması yürütmek üzere üretilen Atlas aslında geçtiğimiz yıl düzenlenen robot olimpiyatlarında dünya ikincisi olmuştu. Sırada Hollandalı öğrenciler tarafından tasarlanan bir sırt çantası var. Bu çanta içerisine konan bitki sayesinde havayı temizliyor. Çanta Delft Teknoloji Üniversitesi'nden 5 öğrenci tarafından tasarlandı. Adı Plant Bag, yani bitki çantası. Adından da anlaşılacağı gibi bu çantayı takan sırtında bir bitki taşıyor. Bitkinin görevi çanta içerisindeki havayı temizlemek. Temiz havada bir maske yoluyla çantayı takana gönderiliyor. Bir başka deyişle bu çanta bir hava maskesi görevi görüyor. Henüz tasarım aşamasındaki maskenin Pekin ve Yeni Delhi gibi hava kirliliğinin insan sağlığını tehdit edecek düzeye ulaştığı kentlerde kullanılması hedefleniyor. Burası Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü Savunma Bakanlığı binası Pentagon değil. Ona çok benzeyen bir yer. Dünyanın en büyük ikinci alışveriş merkezi. Haber olmasının nedeni ise iflası. Çin'in en büyük kenti Şangay'da inşa edilen bu alışveriş merkezi 2009 yılında tamamlandı. 70 hektarlık bir araziye yayılan bu beşgen, Pentagon görünümlü dev yapı kompleksi, büyüklük açısından Dubai'deki alışveriş merkezinden sonra çok az bir farkla ikinci sırada yer alıyor. Ancak açıldığı günden bu yana dükkanları satılamayan, müşteri sayısı bir türlü artmayan merkez sonunda iflas etti. Dünyanın en büyük emlak fiyaskosu olarak da tanımlanan alışveriş merkezini ziyaret edenler, çok karışık ve gezmesi epey zor bir yapı topluluğu şeklinde tanımlıyorlar burayı. Çalışanların içeriye girmeleri için yürüyerek 7 dakikalık bir mesafeyi kat etmeleri gereken merkezin tek umuduysa 16 Haziran'da bölgeye açılacak olan Disneyland Eğlence Parkı. Parkla birlikte müşteri sayısının artacağı umudu alışveriş merkezini ilk defa ilgi odağı haline getirmiş. Dünyada başka neler oluyor? Şimdi hızlıca bakalım. İlk durak Çin. Ülke sahte budaların önüne geçmek için sıra dışı bir önlem aldı. Tarihte ilk kez budalar kayıt altına alındı. Buda'nın yeniden doğmuş hali olarak dünyaya geldiğine inanılan isimler, adresleri ve fotoğraflarıyla birlikte Çin'in Dışişleri Dairesi'nin resmi sitesi bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve listede 870 kişinin yer aldığı ortaya çıktı. ...80'li yıllara damgasını vuran sahil güvenlik dizisiyle tanınan Pamela Anderson bugün Fransız Meclisi'nde bir oturuma konuk olacak. Oturumda Fransız mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan kaz ciğeri üretimiyle ilgili bir tasarı ele alınacak. Anderson, ciğer üretimini arttırmak için kazların zorla yemlenmesini engellemek istiyor. Pamela Anderson, hayvan hakları için mücadele veren yıldızların başında geliyor. Sırada Toronto Hayvanat Bahçesi'nden bir görüntü var. Görüntü hayvanat bahçesinde kışın tadını en çok çıkaran üyeye ait. Adı Dam Mao. Bakıcıları yetişkin pandanın güne karda yuvarlanıp takla atarak başladığını söylüyorlar. Hatta bu oyununa yemek kabını da dahil ediyor. Neşeli pandanın kar keyfi güvenlik kamerasına işte böyle yansımış. Şimdi vahşi batının en hızlısı kovboyların karla imtihanı geliyor ekrana. Vahşi batının en hızlıları atlarını bir kenara bırakıp kayak yaptı. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya'dan 75 rodeo kovboyu bu kez kayaktaki hünerlerini sergiledi. Colorado'da düzenlenen yarışta kovboylar geleneksel kıyafetlerinden vazgeçmedi. Kayak giysileri yerine kovboy pantolonu ve şapkasıyla zorlu parkura çıktı. Bu parkurda kementle yakalama ve ata semer vurmak gibi zorlu görevleri de yerine getirmeye çalıştı. Yarışmacılar arasında kadın kovboylar da vardı. You tried to beat the girl cheating, it didn't work. Jamie. Ata binmekte usta kovboylar kaygan zeminde zaman zaman zorlu anlar yaşadı. Birçoğu attan düşmüşe döndü. Kar üzerinde Batı'nın en hızlı kovboy unvanına layık görülen isim Jesse Kirby oldu. Fransa'nın en büyük mülteci kampı, Avrupa'nın en zengin iki ülkesi arasında artık bir çıban başı, bir türlü çözülemeyen bir sorun. Türkiye'de on binlerce kişinin yaşadığı mülteci kamplarına bakıldığında İngiltere ve Fransa arasındaki 4000 kişilik bu kampın bir konfor diyarı olduğunu düşünebilirsiniz. Ama durum hiç de öyle değil. Calais, Avrupa'nın uygarlık sınırında bir utanç kasabası. Son gelen görüntüler, Kale'deki kampta belgesel çekmeye çalışan iki Hollandalı kameramanın uğradığı bıçaklı saldırıya ilişkin. Artık sabır taşıyor, yürek yoruluyor. Mülteciler daha iyi ve güvenli bir hayat için geldikleri Fransa'nın Calais kenti yakınlarında insan onuruna yakışmayacak koşullarda yaşıyor. Ne Fransa ne de İngiltere biri de yaklaşan bu acılı süreci sona erdirmek için somut adım atmıyor. Fransa, Manş Denizi kıyısındaki liman kenti Kale'deki mülteci sorununu bitirmek amacıyla şimdi yeni bir kamp alanı açıyor. Ancak mültecilerin karnı aç. Yaşadıkları çadırların içi bir dakika durulacak nitelikte değil. Temmuz ayından itibaren Avrupa'nın en kötü koşullarına sahip kampı haline gelen Kale'de bir de belgeselciler film çekme uğraşı içindeler. Sorunların yerinde gösterilmesine yönelik samimi çabalar mültecilerin önceliği değil elbette. Onların bekledikleri yemek ve sığınacak bir çadır ve gelecek kuracakları bir ülkeye geçiş. Hollandalı filmcilerin bu şekilde saldırıya uğraması Batı televizyonlarında tartışılıyor. Ama mültecilerin son bir yılda burada yaşadıkları pek fazla gündeme gelmiyor. Ünlü Avustralyalı yönetmen Michael Haneke de Happy End adlı yeni filminde buradaki göçmenlerin sorunlarını anlatmak üzere çekimlere başladı. Oscar'lı yönetmen filmin 2017 yılında gösterime gireceğini, ilk gösteriminin de Cannes Film Festivali'nde yapılacağını belirtiyor. Fransız yetkililerin orman adını verdikleri kumluk alanda yaşayan göçmenler için yaptığı tek şey yeni kamp alanı açmak. Ama hala temel ihtiyaçlar konusunda yardımlar çok zayıf. Calais kentinde çoğu Afrika ülkelerinden, Afganistan ve Suriye'den gelen yaklaşık 4000 sığınmacı yaşıyor. İngiltere'ye gitmeye çalışan sığınmacıların yaşadığı kampın koşulları sık sık sivil toplum örgütlerinin sert tepkisine yol açıyor. İngiltere'ye geçmek isterken çeşitli nedenlerle hayatını kaybeden sığınmacıların sayısı ise 20'den fazla. İngiltere ise Manş Tüneli'ndeki koruma duvarlarının göçmen geçişlerine kapatılması ve güçlendirilmesi için 10 milyon euro bütçe ayırıyor. Sırada Finlandiya'dan bir haber var. Irkçı grupların sığınmacılara karşı sokakta devriye gezmeye başladığını bu ekrandan daha önce sizlerle paylaşmıştık. İskandinav mitolojisindeki tanrı Odin'den ilhamla kendilerine Odin'in askerleri adını veren bu grup yine gündemde. Görüntüler Finlandiya'nın güneyindeki Tampere kentinde çekildi. Odin'in askerleri sokakta devriye gezdikleri sırada rakip bir grupla karşılaştı. Karşılarında Odin'in palyaçoları vardı. Palyaçolar aşırı sağcı gruba tepkisini kar topu atıp etraflarında şarkı söyleyerek gösterdi. Kostümlü grup Odin'in askerlerinin peşinden bir an olsun ayrılmadı. Sığınmacıları davetsiz misafirler olarak gören Odin'in askerleri aylardır Finlandiya sokaklarında devriye geziyor ve mültecileri ülkeden atmak istediklerini söylüyor. Thor Björnsson, dünya onu Game of Thrones dizisindeki amansız savaşçı The Mountain karakteriyle, dağ adam karakteriyle tanıdı. Sadece filmde değil, gerçek hayatta da korkusuz bir savaşçı. 2 metre uzunluğunda 175 kilo ağırlığındaki İzlandalı Björnsson, dünyanın en güçlü insanlarından biri. Sık sık dünya rekoru kırıyor. Yeni bir rekora imza attı. Şimdi o rekoru birlikte izleyeceğiz. Go! Hi Thor! İki buzdolabını taşıyarak canlı yayında dünya rekoru kırdı. Dünyanın en güçlü adamı lakaplı İzlandalı Thor Björnsson, 450 kilogram ağırlığındaki 2 buzdolabını 19.6 saniyede 20 metrelik bitiş çizgisine taşıdı. Bu başarısı Game of Thrones dizisinde The Mountain karakterini canlandıran İzlandalı'ya dünya rekorunu getirdi. Who am I fighting? 19,60 secondi! İtalya'da bir televizyon programındaki denemeyle Guinness Rekorlar kitabına girdi. Björnsson'ın meydan okuduğu Litvanyalı Gitrunas Saviskas'a yarışmadan eli boş ayrıldı. Bu Björnsson'ın ilk dünya rekoru değil. Daha önce de 650 kilogramlık bir kütüğü kaldırarak Orm Storolfson adlı bir Viking tarafından kırıldığı söylene gelen 1000 yıllık rekoru kırmayı başarmıştı. Müzik dünyası 2 haftada 2 büyük ismi kaybetti. Geçtiğimiz hafta David Bowie, bugünse Eagles'ın kurucularından Glenn Frey hayata gözlerini yumdu. Frey 67 yaşındaydı. Biz de Frey'i Eagles'ın klasikler arasında yer alan, gitara başlayanların repertuarına ilk giren parçalardan biri olan Hotel California ile anıyoruz. Stab it with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find a passage back to the place I was before. Relax, said the nightmare we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave.